Evet arkadaşlar hepinizin biliyorum ki çok zorlandığı inanılmaz zor bir olaydan bahsedeceğiz. Diskler bölündü. Diskleri birleştirmek istiyoruz. Ya da diskimizin bir bölümünü kullanamıyoruz. Bunları nasıl düzelteceğiz? Nasıl yapacağız? Hard diske nasıl format atacağız? ya da hard diskin iki parçasını nasıl tek parça haline getireceğiz? Bugün bu videoda bunu öğreneceğiz. Yani birler ve sıfırlardan oluşan bilgisayar sistemine kafa tutacağız. Çok kolay. Hemen anlatıma geçiyoruz. İnşallah videomu da beğenir, takip ederseniz seviniriz arkadaşlar. Hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar öncelikle yapmamız gereken bilgisayarımızın arama çubuğuna geliyoruz. Buraya disk yazıyoruz. Disk yazınca sabit disk bölümleri oluştur, biçimlendir şeklinde bir menü çıkıyor. Onu tıkladığımız zaman şöyle bir şey açılıyor arkadaşlar gördüğünüz üzere. Bu şu anda bilgisayarımızın içerisindeki hard gösteriyor. C yani sıfır hard C hard diski ama numara bizim için önemli. Buna kaç numara vermiş? Sıfır numarası vermiş. Sıfır şuradaki sıfır çok önemli. Bizim Windows'umuz yani C har diskimiz Sıfırda sıfır numaralı e, bölümde arkadaşlar. Bir numaralı bölümde yine E var gördüğünüz üzere. Ve iki numaralı bölümde de iki tane bölüm var. Birisi ayrılmış birisi ayrılmamış. Gördüğünüz üzere aslında bu tek bir hard disk. Normalde 4 TB ama 2 TB 2 TB olarak ayrı ayrı ayrılmış arkadaşlar. Bunun için ne yapmanız gerekiyor? Hemen onu gösteriyoruz. Öncelikle buraya sağ tıklayıp birimi... Sil dediğiniz anda bunu siliyor ve bunu birleştiriyor. Ben şimdi yapamıyorum çünkü kullanacağım için bilgisayarı. Bir daha şimdi bunu yapmayayım. Ama siz silmek istediğiniz ya da birleştirmek istediğiniz harddiste sağ tıklıyorsunuz. Birimi sil. Yani şu seçeneği tıkladığınız anda tak siliniyor ve birim birleşiyor. Oldu da böyle bir şey yaptınız olmadı ya da tıkladığınız birim sil çıkmadı. Eyvah Allah'ım yalan video nasıl olacak bu iş demeyin. O zaman da şöyle yapıyoruz. Artık işin boyutu değişiyor. Artık bilgisayarın iyice iyice derin ve karanlıklarına girmiş oluyoruz arkadaşlar. Yine arama çubuğumuza geliyoruz. Buraya disk part yazıyoruz arkadaşlar. Disk part diye yazdığımız zaman böyle bir komut çıkıyor. MS-DOS komutu disk part. Bakın bu komut hemen açıyoruz. Aa bakın böyle bir ekran çıktı. Eyvah eyvah bilgisayarımız bozuldu galiba. Yok yok şaka tabii ki. Şimdi burada ne yapıyoruz arkadaşlar? Burada list disk yazıyoruz. Yani İngilizce yani bu demek oluyor ki disklerimi bir listele bakayım kanka bir göreyim diyor. Burada disklerimizi görüyoruz. 0 1 ve 2 olmak üzere 3 tane disk gözüküyor. Bilgisayarda bir de tekrar şuradan da tekrar size göstereyim kontrol edeyim. Ee, şöyle yapalım. 0 şu 0 olan benim Windows'umun kurulu olduğu şu disk arkadaşlar. C diskim yani Windows'taki. 2. 1 numara şu arkadaşlar E olan disk. 2 numara yazıyor disk 2 olarak. Bunlar çok önemli bu 0, 1, 2. Yoksa gidersiniz yanlış birimi silersiniz. Hay senin yapacağın videonunla ne yaptın demeyin. Ayrıntılı olarak anlatıyorum. Bu kadar ayrıntılı hiç kimseye anlatmam. Dikkat edin. 0. Buradaki 0. Şu disk. 1. İkinci diskimiz online olan yani şu E diskimiz. Disk 2 yine en sondaki şu diskimiz yani bizim bölünmüş olan diskimiz. Dolayısıyla biz buradan ne yapmamız lazım? Disk 2'yi seçmemiz lazım. Çünkü burada birim sil çıkmadığı için silemediğimiz için ne yapıyoruz burada? Select diyoruz. Select yani seç demek. Disk diyoruz. Disk 2 diyoruz arkadaşlar. Tabii ben bunu yanlış yazmışım. Hemen şurayı düzeltelim. Select 2 yazıyorsunuz. Şöyle. Select 2 yazdığınız anda arkadaşlar bir daha yazalım da. Select Disk 2 dediğiniz anda diski seçmiş oluyorsunuz. Buraya da Delete yazmayın tabii. Yazarsanız bütün art diski Ama biz birimi birleştirmek istiyoruz. O bölümü silmek istiyoruz. Onun için yapmanız gereken şu arkadaşlar list partition yani list partition yani list e, diskin içerisindeki şuraya gene yazayım ben ne olur ne olmaz diski de yazalım da abi sakata gelmeyelim list disk iki partition on diyorum e, disk 2. Parti T10 diyoruz arkadaşlar. Böylece diskin içine girmiş oluyoruz. Burada format atmak istiyorsanız şunu yapmak istiyorsanız bunu yapmak istiyorsunuz diye böyle bir sürü şey çıkıyor. Burada yapmanız gereken tek şey Delete yazıyorsunuz arkadaşlar. Gösterelim onu da. Kardeşim sabit dur ya. Heh. Arkadaşlar burada yapmamız gereken komut sayfasına şuraya Delete yazıyoruz. Disk yazıyoruz. 2 yazdığımız anda over right diyoruz. Yani üstüne yaz. Bunu tıkladığımız anda da hard diski tamamen siliyor ve iki hard diski birbirine birleştirmiş oluyor. Bölünen hard disk tek parça oluyor. Fakat hard diskin içerisinde ne varsa her şey uçuyor arkadaşlar. Onun için biz bunu yapmıyoruz. Sadece size göstermek için yaptım. Ama genel anlamda bilgisayarınızda herhangi bir sıkıntı yoksa daha önce de göstermiştim. Bir kez daha göstereyim. Disk birleştiriciye girdiğiniz anda bu şekilde halledebilirsiniz. O ikincisi bizim artık yani hiçbir şey yapamıyorsunuz. Şurayı tıklıyorsunuz. Bakın burada mesela birim sil çıkmıyor. Çünkü neden? Bu birimin bir parçası. Asıl birim bu. Burada mesela tıkladınız. Bakın birim sil var. Burada tıkladınız. Bakın burada birim sil var. Neden? Çünkü burası artık ana bölüm. Yan taraf yani şu kısım ayrılmış bölüm olduğu için burayı silemiyoruz. Burayı silmemiz için de ne yapmamız gerekiyor? Siyah ekranda az önce anlattığım yere gidip MS-DOS komutları ile diski silmeniz gerekiyor. Umarım faydalı olmuştur. Anlamadık abi ne biçim anlatıyorsun falan derseniz tekrar videoyu başa alıp bir kere daha izleyebilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.